Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bugün atasözleri konusunu öğreneceğiz. Söyleyeni belli olmayan, öğüt verici sözlere atasözleri denir. Atasözleri ile deyimleri ayırt etmek için başına unutma kelimesini getiriyorduk. Eğer anlamlı olursa atasözüdür, anlamsız olursa deyimdir. Unutma, bir elin nesi var, iki elin sesi var? Anlamlı, atasözü. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Yani başarıya ulaşmak için birlik olmalıyız. Bunu anlatıyor. Damlaya damlaya göl olur. Şöyle düşünün çocuklar. Kumbaranız var. Her gün ya da arada bir gün aşırı kumbaraya bir miktar para atıyorsunuz. Küçük miktar paralar. Onlar bir araya gelince ne oluyor? göl oluyor. Damlaya damlaya göl oluyor. Azar azar biriken şeyler önemli sayıya ulaşıyor. Parayı veren düdüğü çalar. Bununla ilgili Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardı. Çocuklar düdük istiyor ama yalnızca bir çocuk düdük için para veriyor. Nasrettin Hoca onlara ne diyor? Parayı veren düdüğü çalar. Yani karşılığını ödediğimizde istediğin şeyi alabilirsin. Ayağını yorganına göre uzat. Burada şunu anlatıyor. Harcamalarımızı gelirimize göre yapmalıyız. Akıl akıldan üstündür. Birinin aklına gelmeyen bir çare başka birinin aklına gelebilir. Ne ekersen onu biçersin. Nasıl davranırsan, nasıl konuşursan karşılığını aynı şekilde görürsün. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Öfkelendiğimiz zaman ağzımızdan çıkan kötü sözler Yaptığımız yanlış davranışlar bize zarara sokar. Bunun karşılığında zarar görürüz. Yani öfkeyle kalktığımız zaman karşılığında her zaman zararla karşılaşırız. O yüzden öfkemizi kontrol altında tutmalıyız. Dost kara günde belli olur. Kara gün demek sıkıntılı, zor gün demek. Eğer bizim dostumuzsa bizi sıkıntılı, üzüntülü, zor günde yalnız bırakmaz. Dersimiz bitti. Görüşürüz.